Karşınızda Dedektif Gadget. Ve İngiltere'nin başkenti Londra'da tarih, gizem ve eğlenceyi inceleyeceğiz. Hey millet! Şimdi gezimizin ilk sinsi araştırması. Gezeceğimiz yerlerin bazılarına gadget büyütecimizle bir göz atalım. Şu yağmurluklara da bir bakın. Acaba havaalanında kaybettiğim bavulumu ne yaptılar? Londra tam olarak nerede? Daha yani gadgetlarımı Londra'nın yerini bulmak için kullanıyorum. Hadi gadget! Tam tahmin ettiğim gibi Londra, Büyük Britanya'nın başkenti ve insanüstü beynime göre aslında Büyük Britanya tek devlet tarafından yönetilen 4 ülkeden oluşuyor. İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler. Bilginizi geliştirmek için Büyük Britanya'ya aynı zamanda Birleşik Krallık da denir. 10.000 yıl önce Londra'da mağara adamlarının yaşadığına inanır mıydınız? 9.000 yıl sonra insanlar evlerde ve şatolarda yaşamaya başladılar. Krallar ve kraliçeler hala şatolarda ve saraylarda yaşıyorlar. Bunlar Birleşik Krallık'ın kraliyet ailesini koruyan muhafızlar. Kraliyet. Kraliyet. Kraliyet demek pek de kibar değil. Bir dakika. Gadget sözlüğüne göre krallık, başında kral ya da kraliçe olan devlet ya da hükümettir. Krallık aynı zamanda bir monarşidir. Yüzyıllarca krallar ve kraliçeler şimdiki Büyük Britanya'nın yüce yöneticileriydiler. Daha sonra bu büyük adamın kim olduğunu hep birlikte araştıracağız. Şimdi Londra Kulesi Büyük Britanya'nın en ünlü şatolarından biridir. Hem bir saray hem de aynı zamanda bir hapishaneymiş. Bazıları kulenin hala lanetli olduğunu söylerler. Neresinden baktığınıza bağlı böyle şeyler. En iyisi iyice araştırmak. Hadi Gadget Copter! Tam şüphelendiğim gibi Londra Kulesi aslında 16 kuleden oluşuyor. En eskisi 1066 yılından kalma. Kulede tam 38 muhafız var. Takma adları ise biftekçiler. Neden mi? Bazıları kral onları tavukla besliyor diye olduğunu söylüyor. Yoksa biftek mi olmalı? Bu kule kral ve kraliçenin yaşadığı ve yönettiği bir saraymış. Ve aynı zamanda düşmanlarını hapsettikleri ve öldürdükleri yer. Son 600 yıldır kraliyet ailesi taç mücevherlerini burada saklı tutuyorlar. Fakat yapılan törenlerde saklamıyorlar tabii. Hey millet! İmparatorluk devlet tacının üzerinde o kadar fazla elmas, zümrüt ve yakut var ki neredeyse 3 kilo ağırlığındadır. Şuna bir bakın. Bir beyzbol sopası. Sanırım bir kraliyet asasıymış. Kraliyet asası her zaman sağ elde taşınır. Bu aynı zamanda dünyanın en büyük elması. Bunun tam 530 krat olduğuna inanabiliyor musunuz? Hey millet, bu çok büyük bir salata demek. Büyük bir taş. Söz salatalardan açılmışken, bu çok zaman önce kulede oldukça sık kullanılan doğrama taşı. 16. yüzyıla dönecek olursak, o zamanlar 8. Henry kraldı. Büyük iştahı ve büyük göbeğiyle ünlü olan 8. Henry, esas tam takım zırhıyla ünlüdür. Henry'nin tam 6 eşi varmış. Eşlerinden birinin ona sadık olmadığına inanan Henry, bu yüzden onu kuleye getirtmiş ve öldürtmüş. Hey millet! Düşünüyorum da bunlar çok kötü zamanlarmış. Mahkumlar kuleye hainler girişinden sokuluyormuş. Çoğu önce bu kanlı kuleye kapatılır ve sonra da öldürülürmüş. 900 yıldan uzun süredir kargalar da bu kulenin sakinlerindendir. Her zaman 8 tane bulunur. Efsaneye göre kargalar giderlerse Londra Kulesi harap olur. Kral da düşermiş. Aman kargalar, öyleyse sakın ama sakın gitmeyin. Bazı kargalar 40 yıla kadar yaşarlar.
Bunların Larry, Charlie, Sam ve Jackie gibi isimleri var. Her gün biftekle beslenirler. Yani kargalara da biftekçiler diyebiliriz. Hey millet! Karşınızda dünyaca ünlü Kuleli Köprü. Çoğu kişi bunu Londra Köprüsü sanıyor. Peki Londra Köprüsü nerede? Zamanı gelince onun da üstünden geçeceğiz. Kral ya da kraliçe olmak için büyümüş olmak gerekmiyor. Mesela 3. Henry 9 yaşında. 5. Edward 12 yaşında. Ve Lady Jane Grey 16 yaşına bastıktan sadece 9 gün sonra tahta çıkmışlar. Londra'da birçok farklı yol görebiliriz. Arabayla, hey, hey dikkat et! Sağa bak! Sola bak demek istedim. Burada arabalar soldan gidiyor. Taksiyle, çift katlı otobüslerle ya da şehrin altından giden metroyla yolculuk yapabiliriz. Londra'da yaşamıyorsanız her gün göremeyeceğiniz bir şey daha var. Harrods. Dünyanın en büyük dükkanı. 15 futbol sahası büyüklüğünde 300 apartman. Tabii maalesef insanüstü gadgetla boy ölçüşemez. Tam şurada da Hamleys var. Hadi gidelim. Dünyanın en büyük oyuncak dükkanı. Milyonlarca bebek, tren, toplar, oyuncak hayvanlar ve enteresan aletlerle dolu. Hadi köprüden karşıya geçelim. Bir saat sesi duyuyoruz. Hayır, bu Big Ben ve Polonya evleri. Hadi gadget arabası. Herkesin zannettiğinin aksine şaşmaz içgüdülerim saat kulesinin adının aslında Big Ben olmadığını söylüyor. Big Ben her saat başında çalan 13,5 tonluk bıçağın ismidir. 13,5 ton olsaydınız her türlü ismi alabilirdiniz sanırım. Big Ben ve diğer 4 küçük çanın sesi rüzgarlı bir günde 32 kilometreden bile duyulabilir. Saat kulesinin asıl ismi Büyük Winchester saatidir. Dünyanın en büyük, en güçlü ve en düzgün çalışan saatidir. Bu saat 1858'de yapılmıştır. Yani çoğu insanın kolunda saat yokken. Cep saati için biraz fazla büyük sanırım. Yelkovanın uzunluğu neredeyse 4,5 metre. Bu 3 gadget arabasından daha uzun demek. Dakikalar arasındaysa bir adım var. Kocaman bir guguklu saat gibi çalışıyor. Her 2 saniyede bir 13 sarkaç sallanır. Hareketin düzende kalması ise şu bozuk paralarla sağlanıyor. Bir tek para dahi düşse saatin ayarı bozulur. Dünyadaki saatler hep Big Ben'e göre ayarlanır. Big Ben'in tepesinden 335 basamak inerseniz parlamento binasının oradasınız demektir. 1100 odalı, 100 ayrı merdivenli, 3 kilometrelik koridorlu Büyük Britanya hükümetinin merkezi. O koridorlarda bir restoran aramak çok güzel sonuçlar vermeyebilir. Bunlar da parlamento üyeleri. Gördüğünüz gibi normal ve medeni bir şekilde muhabbet ediyorlar. Parlamento 2 bölümden oluşuyor. Birincisi halk bölümü. Halk bölümü üyeleri Britanyalı vatandaşların oylarıyla seçiliyor. Ve yeşil bölümde oturuyorlar. Parlamentonun diğer bölümü ise lordlar bölümüdür. Bazı lordları kraliçe atar. Bazıları ise babalarının yerini alarak gelirler. Lordlar kırmızı bölümde otururlar. Tüm hükümetin liderine de başbakan denir. Bugünlerde kral ve kraliçenin pek gücü yoktur. Kraliyet ailesi daha çok tarihi sembollerdir diyebiliriz. Şimdi kraliyetle ilgili sınavımıza geçelim. Kraliyetin en uzun boylu adamının boyu kaçtır?
2 metre 43 santim. Hey millet! Londra'nın Guinness rekorunun sahibi Robert Persin Woodward'un boyu tam 2 metre 43 santimdir. Bunun gibi görülebilecek birçok olağanüstü şey var. Dünyanın en kısa, en ağır, hatta en uzun boyunlu kadınını bile görebilirsiniz. Bir dakika. En uzun ikinci boyunlu olmalı ama sanırım insanüstü olanları saymıyorlardır. Dedektif Gadget şimdi Buckingham Sarayı'nın önünden bildiriyor. Kraliyet ailesinin esas evi buradadır. Muhafızların değiştiği büyük seremoni her sabah burada gerçekleşir. Ve bu seremoninin ne kadar kalabalık toplandığına bir bakalım. Gadget kamera. Hah, böyle daha iyi. Hey millet, bu muhafızların nasıl yürüdüklerine bir bakalım. Bu uzun şapkalar eskiden ayı postundan yapılırmış. Artık normal malzemelerle yapılıyor. Bu habere ayılar ne kadar çok sevinmişlerdir kim bilir. Muhafızlar şimdi dışarıda ama öğleyin içerideler. Şu kapıların ardında neler var bir inceleyelim. Buckingham Sarayı her şeyin üzerinde olan kraliyet ailesi için 661 oda, 78 tuvalet, kraliyet sandalyeleri, kristal mumluklar, hatta altın aynanın arkasında bir gizli kapı. Burası tam anlamıyla bir saray. Buckingham Sarayı'ndan çıkıp biraz gidince Trafalgar Meydanı'na geliyoruz. Yani şehrin merkezi. Buraya binlerce güvercin gelir ve her şeyin üstüne öylece oturuverirler. Güvercinlerin en iyi yaptığı şey oturmaktır herhalde. Bu upuzun sütunun üstündeki güvercin oraya nasıl çıktı dersiniz? Gadget boyun! Bu güvercin değil, Lord Nelson'mış. İlk deniz seferine 12 yaşındayken katılmış. Daha sonra 1805'te Napolyon'a karşı yapılan savaş onun sayesinde kazanılmış. Thames Nehri en önemli deniz ulaşımını sağlar. Londra'nın tam kalbine akar. Nehir yolu üzerinde bu büyük sarayın adıysa Hampton Court'tur. 8. Henry de dahil birçok kral bu sarayda yaşamıştır. Mutfağın büyüklüğüne bakılınca Henry'nin iyi yediğini anlayabiliriz. Bunlar da eski kraliyet yatak odaları. Hey millet! Bu tam kral boyu yatak. Gadget ayaklarımı rahatça uzatabilirim bunda. Kraliyet lazımlığı bile kırmızı kadifeyle kaplanmış. İngilizler lazımlığı şey için kullanıyorlar. Siz tahmin edersiniz. 8. Henry Hampton Court'ta dünyanın en büyük labirentlerinden birini yaptırmış. Hoşlanmadığınız misafirlerden kurtulmak için muhteşem bir yol. Oturup nasıl kaybettiklerini seyredebilirsiniz. Yön duygunuzu test edin. Çıkışı bulabilir misiniz? Eğer labirentten çıkmayı başarabilirseniz Londra Köprüsü'ne gelirsiniz. Sizce yıkılıyor mu? Aslında yıkılmışlığı var. Londra Köprüsü, Kuleli Köprü'nün komşusu sayılır. Ama orijinal Londra Köprüsü bu değil. Orijinali şu anda Amerika'da. Tek tek her taşı taşınıp Arizona'daki gölün üstünde tekrar kuruldu. Bugün hala sapasağlam Amerika'da bulunmaktadır. Londra'da hareketin olduğu yeri merak ediyor musunuz? Tüm gün ve tüm gece Piccadilly Sirkidir. 1600'lerde erkekler Piccadilly denen kırmızı bir kıyafet giyerlermiş. Eski İngilizce'de sirk, gerçek büyük karşılaşma demektir. Bu yüzden bu meydanın adı Piccadilly Sirkidir.
millet! İçerisi çok karanlıktı. Dedektif Gadget Dünya Savaş Müzesi'nin önünden bildiriyor. Çok enteresan bir yer. Açıkçası Londra müzelerinin hepsi enteresandır. Hadi. Hadi şimdi bundan başlayalım. Hadi Gadget Copter. Büyük Britanya çok fazla savaş yapmış. Burada uçaklar, tanklar ve hatta tek kişilik denizaltılar bile görebilirsiniz. Biraz daha içeri girelim. Siperlere girdiğimizde gerçek asker figürleri görüyoruz. Hazır figürlerden bahsetmişken, ünlülerin heykellerinin bulunduğu şu Balmum Müzesi'ne de bir göz atalım. Kaç tanesini tanıyabildiniz? Hadi, Madame Tussauds. Yıl önce Madame Tussauds, Balmumundan heykel yapmayı keşfetmiş. Ve bugün hala yapılıyor. Kafalar, gözler, parmaklar ve tel tel saçlar tek tek birleştirilerek. Bir gün belki benimkini de yaparlar, ne dersiniz? Londra'nın zenginliklerini araştırmaya devam. Britanya Müzesi'nde her türlü Mısır mumyasını bulabilirsiniz. 3000 yıllık olan mumya bile var burada. Hem de arada örtü falan yok. Sadece bir cam var. Altınla boyanmış olanlar, genç insanların mumyaları, hatta kedi mumyaları. Ama bunların büyükleri nerede? Bu büyük heykel Mısır Kralı 2. Ramses'e ait. Milattan önce 1250'den kalma. Eski Mısır'da krallara firavun denirmiş. Bu çok eski bir insan. Aynen bu şekilde 5000 yıldır duruyor. Oldukça sıkılmıştır herhalde. Ve Beller Caddesi 221B. Dünyaca tanınan dedektif ve benim kahramanım Sherlock Holmes. Burası Sherlock Holmes'un evi gibi tasarlanmış bir müze. İşte hayali piposu, şapkası ve büyüteci. Bunlarsa yüzlerce suçu çözerken kullandığı aletler. Aynı benim gadgetlarım gibi. Dedektifler de uyuyor demek ki. Sherlock Holmes belki gerçek değil ama Londra'nın gerçek dedektifleri 1829'da burada, İskoçya bölgesinde işe koyuldular. Birkaç yıl sonra yolun aşağısındaki Yeni İskoç bölgesine taşındılar. Ve işte bugünkü Yeni İskoç bölgesi. Takma adı Bobby olan Sir Robert Peel bu polis okulunun yaratıcısı. Bu yüzden Britanya'da polislere Robert'lar denir. Bobby'ler denir. Bu Londra Bobby'lerinin bazı temel özellikleri vardır. Gadget cüzdanı. Gözlerinin bozuk olmaması, iyi bir vatandaş olmaları. 100 metreyi hızlı bir şekilde yüzebilmeleri gerekiyor. Mümkünse 100 metreyi suda yüzerlerse daha iyi tabii. Sanırım ilk Londra araştırması için bu kadarı yeterli.
kendi adıma ben muhteşem zaman geçirdim bu gezide. Big Ben'i, Londra Kulesi'ni, Buckingham Sarayı'nı ve daha bir dolu yer gezdik. Hey millet! Umarım siz de öğrenirken güzel zaman geçirmişsinizdir. Bir dahaki gezimizde buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Hadi, hadi Gadget Gezi.